Sevgili seyircilerim, merhaba. Bugün kalemini, oyunculuğunu, hayattaki duruşunu çok sevdiğim değerli bir ismi ağırlıyorum. Doktor, yazar, şair, oyuncu ve hatta yönetmen. Sevgili Ercan Kesal, hoş geldin. Hoş bulduk efendim, sağ olun. Nasılsın? Desem ne dersin? Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Çok iyiyim hem de. Evet, evet. Her şey yolunda. Pandemi ya. Dışında her şey yolunda. Ercan, ben elbette ki o güçlü kaleminden çıkan kitapların sayesinde bildiğim cevapları bugün seyircilerimiz için soracağım. Ama önce seni kutlayarak başlamak istiyorum sohbetimize. Daha ilk yönettiğim film, Nasipse Adayız. İstanbul Film Festivali'nden ödüller aldı. Evet. En son Adana Festivali'nden yönetmenlik ödülü aldı ve birçok ödül daha aldı. Tekrar tekrar bütün kalbimle kutluyorum. Çok teşekkürler. Bu başarılı başlangıcın sonsuza kadar böyle gürül gürül devam etmesini diliyorum. Filmin ilk gösterimi galiba Rotterdam Festivali'nde oldu, değil mi? Evet. Uluslararası gösterimler biraz kıskanç gösterimlerdir. O yüzden başka hiçbir yerde gösterilmesini isterler. Dünya premierimizi Rotterdam'da yaptık. 49.'suydu galiba. 20 Ocak'ta Rotterdam'daydık. İyi bir gösterim oldu. Sonra hızlı bir ulusal festivaller süreci başlayacaktı. Akim kaldı malum pandemi yüzünden. Maalesef. Ama yine de İstanbul Film Festivali Temmuz'da yapmaya karar verince biz de Türkiye premierimizi orada yaptık. Orada en iyi yönetmen, Fibreski en iyi film ve en iyi kurgu ödüllerini verdiler. Adana Altın Koza Film Festivali de 27.sini bu sene ağırlıklı olarak çevrim içi online yaptılar. Ama yine de Adana'da oldukça epey etkin bir gösterim takvimi de gerçekleşti. Evet. Oradan da 5 ödülle döndük. Evet, senaryo, yönetmenlik, en iyi film, kurgu. Yönetmenlik, film yönünün, yönünün derneğinin verdiği en iyi yönetmen ödülünü aldık. Adana Altın Koza'dan en iyi film, en iyi senaryo, en iyi yardımcı kadın, en iyi kurgu ve film yönün en iyi yönetmeni. Büyük başarı, çok büyük başarı. Evet. Marifet iltifata tabidir, yapacak bir şey yok. hakikaten hepimizin beklentisi o değil mi? Bir emek verince onun karşılığında bir yürek heyecanı çekiyoruz. Yoksa şunu biliyorum tabii, bütün jüriler özneldir. Yani tabii biz elbet. Bir koca yılın en iyi film ödülünü almadığımızı iyi biliyoruz. Sadece Altın Koza'daki heyetin, jürinin seçtiği, seçkideki filmlerden biri olarak değerlendirildiğimizi biliyoruz. Ama yine de tabii insanın mazhar olması, etkiliyor. Evet, iltifata mazhar olması gerçekten onu etkiliyor ve güçlendiriyor. Geçenlerde bir şey okudum. Artık bundan sonra festivallerde oyunculuk ödülü olarak tek ödül verilecek diye. Okudunuz mu? Berlin Film Festivali galiba böyle bir karar almış. Kadın bana ve erkek diye ayırmayacaklarını. Bana da sordular. Ben dedim ki ya işte kadın oyuncu, erkek oyuncu, ümit vaat eden oyuncu, onun erkek oyuncusu, yardımcı oyuncu, yardımcı kadın oyuncu, ne kadar çok ödül olursa o kadar çok iyi olur dedim. Daha çok oyuncuları motive eder dedim. Ama tabii farklı görüşler var. Bakalım. Şimdi Nasipse Adayı ne zaman vizyona girecek? Nasipse Adayız'ın önümüzdeki festival beklentisi yine devam ediyor. Hmm. Uluslararası film festivallerinden şu davetler an üçünden davet aldık. Onlar 12 Ekim'den sonra açıklayacaklar. Festivaller kendilerine saklıyorlar bu tür basın açıklamaları da biliyorsunuz. O yüzden paylaşamayacağım ama bizi çok tabii sevindiren oldukça etkin ve önemli festivallerden, yurt dışından davetler aldık. Tahminimiz Ekim sonu filan vizyonda olmak. Hayırlısı. Ama salonların malum şartları durumu, da buna uygun olmalı. Bakın. İnşallah, umarım her şey biraz daha ama normalleşir. Ama kitabı okuyan herkes zaten kapıda hazır bekliyor olacak.
Umarım. Çünkü çok önemli bir deneyimin, senin yaşadığın bir hikaye bu, değil mi? Evet, otobiyografik özellikleri oldukça fazla, öyle söyleyeyim. Yani, ama bütün biraz senaryolar, istersen anlatır mısın? Tabii ki anlatırım. Bütün senaryolar kurmacadır kuşkusuz. Muhakkak. Benzer bir şeyi Bir Zamanlar Anadolu filminde de yaşadım. Hı. Orada da biliyorsunuz benim Mecbur Hizmet sırasında başından geçen, 1984 yılında Mecbur Hizmet yaptığım kasabada başından geçen bir hikayeyi senaryolaştırmıştık. Hikaye tabii bir çeşit omurga oluyor. Senaryoyu taşıyan güçlü bir omurga oluyor ama mutlaka onu siz kendi matematiğinde kurguluyor, zenginleştiriyor, değiştiriyor, dönüştürüyorsunuz. 2000'li yıllarda Beyoğlu'nda halen devam eden bir özel sağlık kurumunun işletmeciliğini sürdürürken böyle bir hevese kapılmıştım. Evet, fazla da uzun sürmedi bu aday adaylığı hevesi ama hızlıca şunu fark ettim. Daha önce bu sokaklarda ben onların hekim abisi, arkadaşı, komşusu olarak dolaşırken onlara dair neler düşünüyormuşum da şimdi bunlar nasıl başıma geldi? Meğer ben aslında sokakları o kadar da tanımıyormuşum. Meğer bütün bunlar başka bir insanın başka bir tarafını aslında öne çıkartan şeylermiş. Ve bunu yazmaya karar vermiştim ta o zamanlar. Nasip Sağdayız roman olarak 2015 yılında İletişim Yayınları'ndan çıktı. Evet. Film sinematografik de bir tarzı vardı. Çok. Senaryo olmaya çok yatkındı. Çok. O yüzden hızlıca onu senaryolaştırdım. Evet. Ama kitapta uzun bir süreci anlatıyor. Nasip Sağdayız da senaryo bir gecede. Belli bir günde geçiyor. Aa, yani evet. Kahramanımız öğleden sonra başlıyor koşturmaya ve gece yarısı bitiyor film. Farkındaysanız benim senaryolar da biraz aslında tek gecelik senaryolara dönmeye neredeyse başladı. Neredeyse. Şimdi Bir Zamanlar Anadolu'da tek gecede geçiyor. O Mahmut Fazıl'ın çektiği Anons filmi tek gecede geçiyor. Nasip Sağdayız da tek gecede geçiyor. Aslında elimizde fragmanı var filmin. Arkadaşlarım hazırladı. İzin verirsen izleyelim. Tabii ki, sevinirim. Aday adaylarımızdan Kemal Güner. Bir numara ve ekibi için 8 kişilik yer ayırdım. Devir, Doktor Kemal Güner Devri abi. Şey yok, abartma. Abi alabilirsiniz, bir siz alabilirsiniz. Demek istediğim bu. Doktor Kemal ben. Bir adam seçilemeyeceğini bile bile her dönem niye aday olur ya? Ne olur? Ne iş yaparsın lan sen? Manyağım. Ciddiye almayın şu adamı Allah aşkına başkanım. Arkadaşlar fazla yük var. Biri çıksın yürüsün. Onu tanıyorsunuz. Nasıl gidiyorsun? Lan! Çok iyi. Çok iyi. Başarılarla başladı yolculuğu. Devam etsin dilerim bütün kalbimle. Ben seni tanıtırken işte doktor dedim. Şair olduğundan, yazar olduğundan söz ettim. Aslında doktor olmak için başladığım bir yolculuk seni bugün olduğun noktaya kadar getiriyor. Bu yolculuğu değerlendirdiğinde Ercan Kesal'ı en çok etkileyen duygu ne? Tutku mu? Aşk mı? Hayalleri gerçeğe dönüştürmek mi? Yoksa kader mi? Yoksa yaptığın Hipokrat yemini mi? Hipokrat yemini çok önemli. Evet. Ya da insanlara bir şekilde ulaşmak mı? Hangisi? Şöyle söyleyebilirim. Farkındaysanız iyi biliyorsunuz şeyi, biyografinin akıl karışıklığını hemen fark etmişsiniz. Aslında sadece bir hemen başlanan bir yolculuk değil hekimlikle ilgili. Onun öncesinde siyasal bilgilerde, diş hekimliğinde, daha sonra tıp fakültesinde, sonra yine bir klinik psikoloji master'ı, sonra antropoloji okumaları hala sürdüğüne göre bu hala yolculuğun devam ediyor. Şundan kaynaklanıyor. İnsan bir kere kendi iradesi dışında bir doğumla dünyaya geliyor. Annesi babası karar veriyor buna. Sizin nerede, hangi şartlarda, kimin evladı olarak dünyaya geleceğinizi bilme ve seçme şansınız yok. Yok. Ama bir şeyi seçme ve
değiştirme ve dönüştürme şansınız var. Kendinizi yeniden doğurabilirsiniz. Ben bütün bu yaptığım işlerin aslında kendimi yeniden inşa etmek ve doğurmakla ilgili bir çaba olduğunu düşünüyorum. Gerçekten de öyle. Hiç bitmeyen bir çaba bu. Evet. Sürekli yeniler ilave oluyor. Kendinizi bir şey yapmak istiyorsunuz. Bunun şu ya da bu diye bir tanımı çok yok. Ama kendi iradenizle, kendi karar verdiğiniz bir inşa süreci bu. Buna ben kendini yeniden doğurmak diyorum. Kendini yeniden büyütmek diyorum. O yüzden ben karar vermedim. Avanoslu küçük bir kasabada, Kapadokya'nın ortasında çiftçi bir anne babanın gazozcu sonra onların en küçük çocuğu olarak doğacağımı nereden bilebilirim? Dört erkek. Evet, dört erkek. Ve siz işte böyle o yoksulluğun ortasında büyümeye çalışıyorsunuz. Önce kitaplar tabii hayatıma çok hep sirayet ediyor. Yani tek kurtuluşum o yaşlarda okumaktı, kitap okumaktı demiştim. Tabii kaçacak, nereye kaçabilirsiniz? Nasıl değiştirebilirsiniz o mahkûs talihinizi? Kitaplar size diyor ki, çok da takma bu dünyayı. Bak burada senin hayallerinle kurabileceğin ve bundan daha gerçek aslında, daha fantastik ve daha coşkun başka bir nice dünya var. Var. Ve bu diyor sana çok hani bedelsiz, ucuz, hemen ulaşabilirsin buna diyor. Bu çok acayip bir şey. Avanos Halk Kütüphanesi bu yüzden benim böyle cennete düştüğüm bir yerdi. Ve benim işime sonra çok yaradı bu. Kelimelerin gücü, kendini ifade etmek, dünyayı başka türlü yeniden anlama yetisi çok işime yaradı. Eğer bugün senaryolar yazabiliyorsam, kameranın arkasında kendimi iyi hissedebiliyorsam, oyunculuğum da hiçbir eğitim almadan üstesinden gelmeye çalışabiliyorsam, bütün müsebbibi kelimelerdir, edebiyattır. Yani bence sen insanları da okuyorsun gibi geliyor bana. Hekimlik belki bunu güçlendiren, bunu bileyleyen bir şey. Rahmetli bir anatomi hocamız vardı, İsmail Ulutaş. Tıp fakültesinin ilk yılları, birinci, ikinci sınıf anatomi dersleri henüz ısınma hareketleridir tıp öğrencileri için. İsmail Hoca derdi ki, hasta kapıyı çalıp masanızın önündeki sandalyeye oturuncaya kadar teşhisinizi %50 koyamıyorsanız kötü bir hekimsiniz derdi. O hocam dur daha. Gördüğün anda çözüyor. Hocam daha konuşacağız, soru soracağız, anamnez alacağız, tetkik isteyeceğiz. Nerede o zamanlar öyle tetkik falan? MR isteyeceğiz. Yok derdi yani. O hasta sizin sandalyenize oturuncaya kadar zaten siz teşhisinizin %50'sini koymalısınız. Eyvallah. Nasıl koyacaksın? Her hastanın ayrı bir yürüyüşü vardır derdi. Her hastanın ayrı bir konuşma şekli vardır. Her hastanın ayrı bir kokusu vardır derdi. Bu yüzden hekimlik, evet hastayı dinleme sanatıdır ama aslında bir gözlem mesleğidir, gözlem sanatıdır. Yönetmenlik de, oyunculuk da aslında değil mi? İyi biliyorsunuz şeydir, gözlem sanatıdır. Elbette. Evet. Elbette. Yani hala hekimlik yaparken de, yazarken de, kişilerle karşılaştığında da hep onları gözlemeye, onları anlamaya, onları çözümlemeye ve bir gün yani dağarcığa atmaya, bir gün o olabilirim diye, değil mi? O bir birikim, müthiş bir insan biriktirmişsin, müthiş bir şey. Kamera önü ve arkası için de çok elzem bir şey, bu sizin sözünü ettiğiniz şey. Çünkü iyi oyuncu, zeki oyuncu karşısındakini dinleyen oyuncudur. Değil mi? Kendi ezberinin peşinde koşan oyuncu kötü oyuncudur. Hamaldır o, söz hamalıdır sadece. Senaristin ona verdiği sözleri taşımakla mükellef, onun altında ezilmiş birisidir. Siz karşınızdaki ne dinlerseniz yüzün onun duygularıyla ifade almaya evet, başlıyor. Belki de ona uygun siz senaryoda yazılmayan bir şey oynayacaksınızdır. Yeni bir şey söyleyeceksinizdir. Bu yüzden karşınızdakini dinlemek çok kıymetli. Kamera arkasında da yönetmen Kieślowski'nin şeyi bu lafı galiba. Hı hı. Yönetmen herkesin işini yapan adamdır sette der. Şimdi yani bu çok hoşuma evet, yani gitti. Işıkçının da, çok hoşuma gitti. Sesçinin evet, de, evet. Görüntü yönetmeninin de evet. Aslında işinin bir kısmını siz yapacaksınız ki iş yürüsün. Başka türlü olmaz. Evet. Gerçekten bize düşen, yani ekibin diğer parçalarına düşen de o yönetmenin
seyirciye anlatmaya çalıştığı hikaye, evet, karakterler, olaylara katkıda bulunabilmek, yardımcı olabilmek. Evet. Biraz çocukluktan bahsettik ama yani anneden, babadan, annenin hayatında çok önemli bir yer olduğunu biliyorum. Birazcık belki bahsetmek ister misin? Çünkü hani bütün yazılarımı bitiremezdim. Annem tabii final yapardı filan. Yani okumanda çok herhalde etkisi oldu diye düşünüyorum. Annem evin gizli reisiydi. Tabii ki. Bütün kadınlar gibi. Anadolu'da akıllı kadınlar dam söz ediyoruz. Anadolu'da Anadolu'nun kadim geleneğinde var ama. Tabii. Analardır evin direği. Analardır adam eder adamı, lafı çok doğru bir laf ya gerçekten. Annem de öyle bir kadındı. Ümmi okuma yazması olmayan bir kadındı. Hayatı boyunca çalıştı. Hayatı boyunca emekten başka hiçbir şeye inanmadı ve sanki bize de bunu empoze aşıladı. Etti sürekli olarak, aşıladı. Ev zaten sürekli çalışılan bir evdi. Herkes bir işin ucundan tutmakla mükellef. Fakat annemde bir farklılık vardı. Annem çok komik bir, esprili bir kadın. Girdiği bütün, çağrıldığı bütün yerlerde, girdiği bütün toplumlarda, ortamlarda kendisini dinleten, onun olduğu yeri neşeyle dolduran bir insan. Aynı gibi. Hala konuşulur, arkasından aynı söylenir. Güzel. Evde böyle bir anneniz var. Bu çok büyük bir nimet tabii. Ben onun eteğin dibinde büyüdüm. Onun anlattıklarını hayranlıkla, sevgiyle izlerdim. Bir de çok dirençli, inatçı bir kadındı. Müthiş, vazgeçmezdi hiçbir şeyden. Babam daha naif bir adam, daha içe dönük bir adam. Annem hikayeleri, bir şeyi bir hikayeyle anlatırdı her seferinde. Hmm. Ona bir şey sorduğunuz zaman... Daha, bir çeşit bir meselle onu... Daha etkili, evet, oluyor, unutulmuyor o zaman. Evet, evet. O yüzden yazılarımla ilgili onu yaşadım hep. Hafta sonuna kadar süren bir çaba, cumartesi teslim edilmek zorunda. Cumartesi sabahları zulüm tabii ki, editör bekliyor. Yazıyı göndereceksin. Önce ondan onay alınacak. Yazı bitmemiş, bir yerlerde duruyor, final olmuyor filan. Anam da namaza kalkmış olur filan, onu yakalarım böyle. Yazının konuyla, başlığıyla ilgili mutlaka onun anlatacağı bir hikaye vardır bir yerlerde. Onu sorarım. O da ya kuzum aslında şöyle bir şey olmuştu falan diye bir şey anlatır. Ve ben yazıyı bitirirdim. Fakat trajikomik olan şey şu ki ertesi gün yazı yayınlanır. Okuma yazması olmadığı için de bu okutacak birini arardı böyle. Yavrum bunu bana birisi okusun falan diye. Neyse Nazo okur. Bana derdi ki yavrum sen bunları nereden hatırlıyorsun? Ben bunları bilemezsin ki. Sen yani bana söylediğini yani unutmuş. Ay canım. Aslında şöyle olmuş bence. Tam da yazı denen şey bu. Ben annemden aldığımı yeniden üretmişim. Hmm. Yani aslında onun hikayesini ben kendi üslubumca yeniden üretmişim. Sanat galiba gerçekliğin yeniden icadından başka bir şey değil. Evet. Çok büyük laflar bunlar, evet, çok doğru laflar bunlar. Yani Nevşehir dedin, Avanos dedin, orada doğma, büyüme. Evet. Daha sonra eğitim için aileden ayrılıp büyük şehri Ankara'ya, evet, geliyorsun. Önce siyasal. Önce siyasallı olmak tabii, mülkiyeli olmak çok önemli taşrada. Kaymakam olacak, vali olacak, elçi olacak. Tabii. Mülkiyeyi bitirecek, siyasallığı olacak. Biraz da öyle politik hevesler de var. Ama siyasaldan tıbba geçmek mesela, ikisi çok apayrı şeyler. Önce diş hekimliği. 76-77 yılda siyasal. Sonra İzmir. İzmir'i bir kez görmüştüm siyasaldan önce. Başka bir niyetle gelmiştim. Liseyi bitirmiştim ve İzmir'e aşık olmuştum ben. İzmir'e. Çarpılmıştım İzmir'e. Bir de böyle taşra çocuğusunuz. Tamam ırmak falan vardı ama, ama deniz. Deniz başka bir şeymiş. İzmir başka bir şehirmiş. Başka türlü kokuyordu. Başka türlü esiyordu rüzgarı. Çok aklımda kalmıştı. Babam da biraz Ankara'nın bu politik döneminden dolayı çok kaygılanıyordu. Biraz da onun ısrarıyla yeniden sınavlara girdim ve Ege Diş Hekimliği'ne gittim. Bornova'da. Baktım etrafımdaki arkadaşlarım anatomi atlaslarıyla geziyorlar. Kuru kafalar var ellerinde filan.
Dedim ben bir daha gireyim de tıp fakültesine geçeyim. Ve tıp fakültesini bitirdim 84 yılında. Mecbur hizmet Ankara'nın bir köyünde başladı. Bir Keskin ilçesinin bir köyünde. Sonra da devam etti uzun yıllar. Peki sinema ne zaman hayatında belirmeye başladı? Yani sinema yapmayı ne zaman düşündün? Hatta sinema yapmak için kalkıp Paris'e gitmişsin. Sinema ne zaman hayatımıza giriyor biliyor musunuz? Hani yazarken de var mıydı? Valla şöyle oldu. Vardı herhalde. Avanos'ta ben 60'lı yıllarda iki sinema vardı. Birisi kapalı, birisi açık. Öyle hatırlıyorum. Kapalı sinemaya hafta içi ya da hafta sonu öğle saatlerinde falan bütün mahalle sinemaya giderdi. Yani anamın dimisine, şalvarına tutunup siyah beyaz film izlemeye gittiğimi ve defalarca gittiğimi o kadar iyi hatırlıyorum ki. Bence ilk çarpılma, ilk etkilenme ve sinema aşkı ilk seyrettiğiniz siyah beyaz filmle başlıyor. Yani sizi seyrederek başlıyor belki ya da Avanos kapalı sinemasında ya da yazın açık hava sinemasında oynayan o... O dönemin şartlarıyla oluşturulmuş filmlerle başlıyor sinema. Ama aşkı. Bir büyüye adeta. Evet. Sanki edebiyatın kelimelerle bahşettiği şeyi bu sefer görüntülerle kuruyorsunuz. Burada da başka bir dünya var ve sizin dışınızdaki dünyayla, o yabancı dünyayla yakınlık kuruyorsunuz. Evet. Özdeşleşiyorsunuz oradaki kahramanlarla. Onlar ağlıyor, siz seyrediyorsunuz, siz de ağlıyorsunuz. Evet. Ve film bitince... Değişmiş olarak çıkıyorsunuz sinemanın önüne. Artık siz, o siz değilsiniz. Evet. Başka birisi oluyorsunuz. Bu çok acayip bir şey. Yani bir film bir insanın hayatını değiştirebilir değil mi? Bir film, yani sinemada, seyrettiğim bir filmle hayatın değişebilir. Çünkü bambaşka şeyler keşfediyorsun orada. İnsanı, insanı ve insanın yaşam... larını bir tane değil tabii. Birçok insanın yaşamlarınla tanışıyorsun. Müthiş. Bir yazımda onu şöyle bir cümleyle ifade etmiştim. Onu paylaşayım. Ateş uygarlığı başlatan ve dünyayı değiştiren bir şeydir. Tabii. Sinemada insanın kalbinde ateş yakan bir şey. O yüzden insanın değişmesi mukadder bence. Evet. Kalbinizi yakıyor çünkü. Bugün bir Ercan Kesal derken kalbindeki o ateşi zaten alıyoruz. Öyle bir enerji veriyorsun ki sinemaya olan bu saygın. O zaman ilk filmine geliyoruz. İlk görüntüne, ilk defa olarak kameranın önündeki görüntüne Nuri Bilge Ceylan'dan söz etmek istiyorum. Nuri Bilge Ceylan'ın yapacağı bir Uzak filmi, değil mi? Doğru söylüyorum. Evet. O filme nasıl dahil oldun? Ben biliyorum da senden duymak istiyorum. Anlatırsan çok memnun olurum. Tabii. Tekrar olacağı için beni affetsinler. Evet. Kusura bakmayın. Bilmeyenler için belki. Vesile olan da tabii eşim. Evet. O zamanlar arkadaştık. Nazan Kırılmış. Sonra Nazan Kesal. Evet, Nazan Kesal günümüzün çok çok kıymetli, çok saygıdeğer bir oyuncusu. Nazan 9 Eylül oyunculuktan mezun ve daha sonra İstanbul'a gelmiş. İstanbul'da yollarımız kesişti. Az önce İzmir deyince ben İzmir'in böyle bir etkisi de var mı diye, yani Nazan gibi bir etkisi var İzmirli mı diye. İzmirli olması soracak. Belki bu arkadaşlığı daha da hızlandırmıştır. Allah bağışlasın. O arada birkaç filmde oynamıştı sanki. Yavuz Turgul'un bir filminde oynadı. Öyle hatırlıyorum. Hı hı. Sonra Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda da göreve başladı. Aslında bir ayağı Diyarbakır'da, bir ayağı da İstanbul'daydı. Yıllarca kaldı orada. 9 yıl kaldı. Yine Diyarbakır dönüşündeki günlerinden biriydi. 2002 yılından bahsediyorum. Bir senaryo... O zaman daha arkadaşsınız. Arkadaşız tabii. Nazan Kırılmış. Bir senaryo tekst gördüm şeyde. Uzak yazıyor üzerinde ve Nuri Bilge Ceylan'ın yeni bir filmi var. Ben de onu Mayıs Sıkıntısı'ndan filan seyrederim ve çok da merak ettiğim, sevdiğim de bir yönetmendi.
Dedim bu ne? İşte dedi ya ben burada bir rol var, onu oynayacağım falan. Hatta çok hoş da bir anekdot oldu. Dedi ben pek oynamak istemedim. Yani oynamayacağım galiba. Bir kafasında bir şey var ve o çok uymamış gibi. Hmm. Dedim sakın. Yani böyle bir şey destek aklına bile getirme. Dedim yarın sete git, ziyaret et. Hala oyuncu seçimi konusunda şey kesinleşmiş bir şey yoksa başla. Uzakta oynadı. Onun bir sahnesinde Nazan'ın sevgilisi ya da kocası rolünde birisi lazım. O zamanlar kader ağladı. Cep telefonu falan yok ki hemen gösteresiniz fotoğrafı falan. Cüzdanında benim fotoğrafımı taşıyormuş. Nereden böyle bir şey yapıyorsa. Neyse onu göstermiş. Güzel. Demiş bu olur mu? O da olur yönetmende. Ben de o sırada hastanecilik, poliklinik öyle şeylerle uğraşıyorum. Özel sağlık işiyle ama çok merak ediyorum ve aslında çok istiyorum. Oynar mısın? Oynarım dedim tabii. Biz ertesi gün İskele Caddesi'nde setteydik. Evet. Benim tabii kamerayı ilk gördüğüm değil mi? Settir ama gerçek anlamda filmin mutfağında yer aldığım, sinemaya dahil olduğum diyebileceğim film Üç Maymun. Üç Maymun. Evet. Üç Maymun'dan önce Uzak'ta dediğin gibi çok küçücük böyle yani evet. Figüran gibi bir sahnede görünüyorsun ama o filmi Cannes Film Festivali'nde seyrediyorsun. Evet. Demek ki vesile oluyor. Bu çok bizim önemli. Daha sonraki Nuri Bilge ile olan senarist ve oyuncu ilişkimizi başlatan da bir süreç oldu. Cannes Film Festivali'ne seçildi Uzak. Orada Grand Prix aldı. Çok taltif edildi, çok sevildi. Ben bir festivalin nasıl bu kadar etkili olabileceğini, sinemanın nasıl bu kadar kutsanabildiğini ve o işi yapmakla nasıl onurlandırıldığınızı orada yaşadım. Gördüm, izledim. Ya, çok güzel bir şey. Çok, soracaktım ben de nasıl bir duygularla şey. Döndün tabii. Diye ama çok güzel evet. Anlattın. Her ne kadar tabii ben sevgili kontenjanından orada olsam da daha sonraki gidişlerimde kendi senaryosu oyuncu yani, kimliğime gittim. Hiçbir şey galiba tesadüf değil. Değil mi? Kuşkusuz ama. Bir şeyler olacak. Onun altını doldurmuşsanız tabii. O zaten olgunlaşıyor ve ama doğru zamanı ve doğru adamı da la da buluşması da bir parça şans da denebilir. Değil mi? Evet. Bir röportajında demişsin ki sinema benim dünyayla kurduğum ilişkide erken fark ettiğim ama geç duhul ettiğim son derece kıymetli bir hoca. Evet. Çok güzel bir tanım, çok sevdim ben de. Ben de yani keşke erken fark ettiğimde harekete geçseydim der misin diye sormuyorum. Evet. Çünkü zannediyorum karakter olarak zaman ve getirdiklerini kabul eden bir yapın var. Evet, evet. Her şey olması gerektiği zamanda oluyor sanki. Tabii tabii. Yani hiçbir şey vaktinden önce olmuyor aslında. Değil mi? Yani kendi zamanını bekliyor. Ona sabretmek ama ondan vazgeçmemek, onda ısrar etmek lazım sanki. Siz bir şeyi kafanıza koymuşsanız ve evet. Hakikaten onu çok istiyorsanız bir süre sonra bütün dünya sanki onun sizin önünüzde yolunuzu açmak için çalışıyormuş gibi geliyor çok bana. Çok güzel, çok yani böyle herkes kenara çekilip sana yardım ediyormuş gibi bir duyguya kapılıyorum. Ama doğru. Ama siz aslında o sanki yolu baştan hazırlıyorsunuz. O enerjiyi siz evet. Açıyorsunuz, evet. Yol veriyorsunuz. Evet. Aslında şurada belki gençlere bir şey söylemeni isteyebilirim senden. Hala okuyan... Hala hayallerinin peşinde, hala işte söylediğin gibi çok kafana koyduğun bir şeyi yaratmak, yaşamak için çabalarken bugün sadece işte bu branşı kazandım diye zoraki okuyan, hayallerini bırakan, vazgeçen çocuklara ne söylemek istersin? Aslında söyledin ama belki evet. Bir daha... Yo bana şöyle sorularda da çok mailler, mesajlar, talepler geliyor. Ya çok önemli bir örnek. Çok erken yaşta. Belli ki sinemayı ya da edebiyatı çok seviyor bana yazdığına ve bu işin peşine düştüğüne göre. Fakat şunu hissediyorsunuz. Abi ben 26 yaşındayım artık ümidimi kestim. ya da işte abi beni kimse fark etmeyecek mi? İşte şunu yazdım, bunu buraya çok gittim, buraya başvurdum. Canım.
Çok... Ben de diyorum ki oğlum ben kaç yaşında kamerayı gördüm, kameranın önüne geçtim biliyor musun? 40 yaşından yazıyorum, 47. Sonra... 3 Maymun'da ben 46-47 yaşındaydım. Ya. Ya. Yani Kieslowski'nin 52 yaşında sinemayı bıraktığı yaşta... ben sinemaya başladım. Ondan kısa bir süre öncesinde sinemaya duhul ettim. Bir şey yok. Hayatın provası yok. Ama ya. Yaşadığımız her anda çok kıymetli. Onun hakkını vererek yaşıyoruz. Doldurmalıyız. Tekrar ya bu olmadı bir dahasını yapayım filan deme şansımız yok ki. Şunu hakkını vererek, içini doldurarak yaşamayı tek başına hak ederek değil, ölmeyi de hak ederek yaşamak. Fakat genç arkadaşlarımı da anlayabiliyorum. Bu çağ böyle bir çağ. Hız çağı, sürat çağı, her şey şu anda olsun. Çağın vaaz ettiği şey bu. Çabucak, hızlıca, evet. Çok da emek vermeden, hemencecik. Ama olmadığını da görüyorlar işte. Evet. O da bir, derin bir hayal kırıklığı ve ümitsizlik yaratıyor işin kötüsü. Seni örnek alsınlar. Nuri Bilge Ceylan'la başlayan yolculuk devam ediyor. Evet. Ve Üç Maymun'a geliyoruz. Üç Maymun'dan görüntülerimiz var. Tabii. Oradan Ercan'ı izleyelim. İşte bu siyaset bunların elinde kalıyor. Bizim gibi adamlara siyasette yer yok. Ondan sonra beni teselli edecek. Ben ne teselli ediyorsun ki? Benim teselli edecek neyim var ki? Yok efendim takmışım. Ben takacak bir adam değilim ki. Takacak bir şeyim yok. Niye takayım? Tamam. Biz emeğimizi, paramızı harcadık ama siyaset biz almak için değil, vermek için girmiştik. Kısmet değilmiş. Olsun. Ama bazen düşünüyorum da böylesi daha iyi olur. Biraz bana burada Servet'le kurduğun ilişkiyi, çünkü ilk önemli rolün, evet. Nasıl anlatır mısın? Tabii. Çünkü burada bir tip var ki, hani böyle sorumluluklardan kaçan, konuşmaktan kaçan, gerçekleri görmekten kaçan bir adamın hikayesi. Şimdi bunu seyrederken bir şey daha fark ettim ki, normalde bu 2008 yılına ait bir film ve ben 2018-19 yılında işte Nasip Sadayız'ı çektim. 2000'li yıllarda yaşadığım bu deneyim, Ok Meydanı'nda, Beyoğlu'nda yaşadığım deneyim, ve kendimle olan bu hesaplaşma, kendime bakışım aslında bütün filmlerime, yazdıklarıma, diyaloglarıma sirayet etmiş. Bütün hikayelerimin ebesi Nasip Sadayız'mış gibi geldi bir an izlerken. Çünkü bu adamın öncesini çektim ben. Nasip Sadayız'da aslında bir baktığınızda. Evet. Burada da siyaseten bir çabaya girmiş, kaybetmiş. Kaybettiği iktidarını ikame etmeye çalışan, en yakınındaki iktidarını tesis edebileceği en yakındaki şahsa yönelmiş. Şoförün eşine yönelmiş birisi var. Kolayca tahakküm edecek, kolayca ya. İktidarını onun üzerinden kaybettiği erki yakalayacak birisini arıyor. Üç Maymun biraz öyle bir hikayeydi. Ama çok kıymetli bir başlangıç oldu benim için. Birincisi bu adamı iyi tanıyordum ben, Servet'i. Ve şöyle bir yönetmen vardı. Rol yapma, mış gibi yapma. Bunu söyleyen ve işinin ehli birisiyle kameranın önündeki ilk oyunculuk süreci benim için çok hayırlı bir başlangıç oldu. Evet. Ama Nuri Bilge bana bu rolü senin oynamanı istiyorum dediğinde akşam ben panik içerisinde Nazo'ya söyledim bunu. Yapabilecek mi? Nasıl yapayım? Ben oyuncu nasıl değilim olacak? Ki deyince. Ama senaryoya çalışmıştın. Kuşkusuz senaryoyu biz üçümüz birlikte beraber yazdık. Ebru Ceylan, Nuri Bilge ve ben. Ama ben senaryo bitinceye kadar orada oynayacağımı bilmiyordum ki. Senaryo bitip kast aşamasında söylenmiş bir şey. Poyraz'ın doğumunda kullandığımız bir video kameramız vardı. Kendi yazdığı metni bana oynattı Nazo. Aa. Ve dedi ki, çok kötüsün, yapma istersen. Sahi mi? Peki nasıl halledeceğiz? Şöyle yapmalısın. Benim ilk oyunculuk... ustam demek ki ya, işim. Ya ne güzel. Kamera önünde tabii
hemen fark ettim galiba şunu da. Ya rol yaparsam rezil olurum ben. Mış gibi yapmamalıyım. Ben kendim buradayım ve kendimden vazgeçmeden ben bu karakteri göstermeliyim seyirciye ve inandırmalıyım onun sahiciliğine. Allah'tan tiyatro gibi değil kamera önündeki oyunculuk. Biliyorsunuz artık şimdi dijital çekildiği için de sizin dönemin korkunç prova ve pelikül bitecek, kopya bitecek telaşı da yok. Yok onun yani biz çok fazla prova yapmak zorundaydık. Siz devamlı çekiyorsunuz. Çekiyor. Provalarını da çekiyorsunuz. Evet. Evet, kurguda zaten çoğu zaman halloluyor birçok şey. Bu aslında Nuri Bilge Ceylan, Ebru Ceylan'la başlayan senaryo oyunculuğa dahil olmak. Daha sonra da Bir Zamanlar Anadolu geliyor. Evet. Bir Zamanlar Anadolu adam akıllı. Neredeyse 30-40 ödül kazandı değil mi? BBC galiba yüzyılın en iyi 100 filminin içine koydu. Yani bir sürü ödül var. Şimdi benim sayamayacağım kadar. Bu filmde aslında senin hayat hikayenden bir kesit var. Değil mi? O istersen sen anlat yine bu keskinde geçen bir olay. Biz tabii Nuri Bilge ile Üç Maymun beraberliğini yaşadıktan sonra ben istiyordum bu hikayeyi de çekmesini. Çünkü hissediyordum çok güçlü bir film olacağını. Olabilir. Biraz da Üç Maymun'dan deneyimlenmiştim ve kendimi hazır hissediyordum. Bu yüzden 1984 yılında daha önce görev yaptım. O kasabaya defalarca gittim. Biliyorsunuz Bir Zamanlar Anadolu'da filminin çekildiği mekanlar benim 1984 yılında gerçekten görev yaptığım, çalıştığım mekanlardır. Peki. Gerçek mekanlardır. Biliyorum. Seneler sonra oraya 25 sene bu sefer gittik. Doktor olarak değil de senarist ve de oyuncu olarak bambaşka bir bakış bu sefer değil mi? Evet. Bu işte müthiş. Antropoloji doktora tezimin konusu oldu sonra. Müthiş, müthiş. Evet. Ya çok çok enteresan. Filmde de doktoru oynamıyorsun, muhtarı oynuyorsun. Bu da enteresan. Yaş olarak çok uygun olmayacağını zaten düşündük. Bir de ben yönetmen de aynı düşüncedeydi. Sadece benim ne düşündüğümden daha çok onun ne düşündüğü önemli tabii. Oyuncular o seçiyor. Ben daha kamera arkasında olmak, daha çok izlemek. Biraz bir sonra kendi filmimi çekeceğim, ona hazırlık yapmak çok güzel niyetlerim vardı doğrusu. Ya tabii. O yüzden Muhtar da iyi oldu. Muhtar çok iyi oldu. Ondan görüntüler hazırlamış arkadaşlarım. Lütfen onu da seyredelim. Tamam. Bu kadar doğal bir oyunculuk müthiş. Onun müdavimleri varmış bu arada bu sahnenin. Değil mi? Sana kısmetse 3. döneme seçimlere hazırlanıyoruz bakalım. İnşallah. 3. dönem ben niyetim hiç yoktu. Bu sefer kesinlikle hiç koymaya hiç niyetim yoktu. Allah var. Fakat komşular çok ısrar ettiler. Senin olan var mı? Çok ısrar ettiler. Olan var mı? Yanımızda mı? Senin olan var mı? Benim olanlar ikisini söyledim işte savcı. Birisi büyük. Burada yanımızda kimse kalmadı. Bir avrat var işte. Sağ olsun. Bir de bizim Sinan var. O yardım eder. Allah razı olsun. Bir de küçük kız kaldı şimdi. 4 numara. O. Cemile. Onun dışında da hiçbir şey yok. O da tekne kalıntısı işte son. Allah'a şükür geçip gidiyorsun. Sizin gibi dostlarımız geldikçe de gururlanıyoruz, seviniyoruz. Yalnız bir şey söyleyeyim. Efendim. Et 10 numara. Değil mi? Kuzu değil mi bu? Kuzu. Biz başka bir şey yiyemeyiz komiserim. Kuzudan başka bir şey bizim evde İşte bu. İşte bu çünkü... O kadar doğru yönlendirmiş ki Nuri Bilge Ceylan. Mış gibi değil, o ol. Yani o olduğun zaman işte bu kadar doğal, bu kadar tabii oluyor. Evet. Sen kendi oyunculuğun içinde buna benzer bir laf etmişsin. Bir yerde okumuştum ben onunla ilgili. Ben Ercan olarak o muhtarı içimdeki... Tabii.
muhtarı oynuyorum. Neticede orada Ercan var. Doğru. Ama içimdeki muhtarı, içimdeki işte Çukur'dan bahsedersek orada müthiş bir karakter çizdi. Evet. Gibi. Yani aslında hepsi Ercan. Ama Ercan'ın içindeki evet. muhtarlar, şunlar, bunlar kimse o karakter. O dosyoru. Şimdi Evvel Zaman kitabı, vallahi bu kitap zaten müthiş. Evet. Burada kaleminin ne kadar kuvvetli olduğunu galiba benim gibi bunu okuyan herkes hemfikirdir. Birçok kitap yazdın. Peri Gazoz'u. Evet. Evvel Zaman elimde, Nasipse Adayız da zaten kitap olarak çıkmıştı. Cin Aynası. Evet. Bunlar benim kütüphanemden gelenler. Evet. Ama en son Metin abiyle ilgili yazdığım bir kitap okudum. Evet. Metin Erksan'ın Türk sinemasındaki yeri tartışılmaz. Onun bir deha olduğunu kimse tartışamaz. Benim için çok değerli, saygı değer. Senin de hayatında bir Metin Erksan olduğunu tabii. görüyoruz ve biraz belki bahsedersin diye düşünüyorum. Tabii ki. 90'lı yıllarda İstanbul'a geldiğim özel sağlık sektöründe çalışıyordum. Hı. Ve sinema benim için biraz uzakça bir yer. Daha henüz baş girmedi. Mümkün değildi. Geçinmek zorundaydım. Hı hı. İstifa etmiş bir hekimdim ve ekonomik zorluklar fazlasıyla belirliyordu hayatımı ve tercihlerimi. Hı hı. Ama hiç kopmadım edebiyattan ve sinemadan. Arkadaşlarımızla ortak kurduğumuz bir psikiyatri merkezimiz vardı. Orada hafta sonları seminerler veriyorduk. Sinema ve psikiyatri, psikoloji ilişkisi, tiyatronun psikiyatri ilişkisi vesaire. Seminer başlıklarımızdan birisi de Sevmek Zamanı filminin psikoanalitik yorumuydu. Metin Erksan'la ilk tanışıklığımız, ilk beraber oluşumuzun vesilesi bu seminerdir. Metin abiyi tanıdım. Zor bir insan olduğunu hemen söyleyelim, rahmetle analım ve ama ona çok yakışan bir zorluk. Değil yani mi? Bir başkası için katlanamayacağınız şeyler Metin abiye hemen eyvallah der geçersiniz. Evet. Çünkü benzersiz bir insan. Benzersiz. Çok şanslı. Muhteşem bir entelektüel. Evet, siz onun oyuncusu, dostu ve tanıdığı olarak şanslısınız. Gerçekten. Ben kısmet olmadı. Sinema belki hep söylerim. Beraber belki yapamadım. En az konuştuğumuz şeylerden biriydi baktığımızda geriye doğru. Ama bir kütüphaneydi. Çok. Anlattığı her şey tarihe, sosyolojiye, hayata, sinemaya, edebiyata dair anlattığı her şey eninde sonunda dönüp dolaşıp sizin bu dünyayla kurduğunuz bütün ilişkilere yansıyor. Değil mi? Sanki onu rahleyi tedrisinden geçmiş gibi ayırıyorsun. Dağarcığında onun o tabii. anlatımları, evet. sözcükleri, o evet. insanla ilgili kurduğu... Evet. İstanbul'u onunla tanıdım ben mesela. Aylarca, yıllarca bana... Başkaları da oluyordu bazen. İstanbul'u gezdi. Gezdirdi. Tek tek anlatırdı bütün semtleri, hanları. Sanat tarihi mezunu olduğunu biliyorsunuz. Seyircilerimize tabii. de söylemiş olalım. Evet. Mezuniyet tezisi de İstanbul hanlarıdır. Hı. Metin Erksan'ın. 1997 yılında bir özel hastane kurmuştum. Evet. Onun açılışında Metin meydanı, abi yaptı. Özel evet. hastanesi. Herhalde özel hastaneler... İçerisinde açılışı sinema yönetmeni tarafından yapılan tek hastane oldu. Çok şükür. O yüzden şanslıyım. Yıllarca devam etti. Rahmetli oluncaya kadar. Nur içinde yatsın. Eyvallah. Demek ki ikimizin de hayatında gerçekten çok önemli bir yeri var bize kattıklarıyla. Ben şimdi Peri Gazoz'unu okuduk ve Peri Gazoz'unda bir baba karakteri var. Ben Poyraz'ı düşünüyorum. Poyraz diyorum acaba babanın bu yazarlık yönünden, annenin bu oyunculuk yönünden aldıklarıyla yarın öbür gün yazar mı? Ya da sinemada olur mu? Yönetmen mi olur, yazar mı olur, oyuncu mu olur? Var mı böyle bir yönü?
Var. Seyreder mi filmleri, okur mu kitapları? Kitap okuma konusunda istediğimiz gibi değil ama film seyreden, enteresan soyutlama gücü olan, annesiyle de aynı düşüncedeyiz. Bize göre müthiş bir oyuncu kumaşı olan birisi. Allah. Ama işte bunu fark etmesi ve bunu açığa çıkartıp bundan mutlu olması, keyif alması lazım ki. Ya bu sürdürebilsin. Dijital dünyada, bu biraz da zor bir şey ama. Bu dijital dünyada büyüyen çocukların maalesef çok kazançları olduğu gibi çok da kayıpları var. Sanki bir şeyleri es geçiverek gelişiyorlar. Neyse. Şimdi benim çok severek izlediğim, gerçekten çok da takdir ettiğim ve bütün Türkiye'nin de oyunculuğunu müthiş bir takdirle izlediği Çukur'dan söz etmek istiyorum. Çok büyük bir fenomen oldu o dizi. Evet. O İdris. ya aslında ondan da görüntüler hazırladı arkadaşlarım. Ve bir küçük sahne izin verirsen onu da seyredip ondan sonra konuşalım. Bırak oğlum şu telefonu ya. Oğlum bugün şu vaziyetteysek tek sebebi benim. Biliyorum. Hadi benim güzel oğlum. Hadi benim aslan oğlum. Benim oğlum olduğunu göster lan bana. Hadi oğlum beni gururlandır. Oh, saçmalama. Saçmalama. Asla böyle bir şey olmayacak. Oğlum ben yaşayacağım. Yaşadım lan. Bundan sonrası senin. Yol senin. Çukuru koru. Ailemizi koru. Evet. Değil mi? Müthiş. Tabii müzik iyi kullanılıyor bu. Olmazsa olmazı dizide, değil evet, mi? İyi bir müzik şeyi var. Etkisi var. Artı kurgusu çok iyi. İyi yönetmenlik var. İyi oyuncularla devam evet. ediyorlar. Bayağı başarılı evet, bir... Ben yokum epeydir. Evet. onlar, devam ediyor musun onlar izlemeye? Devam, ne yapıyorlar acaba diye. Arada sırada evet. Yani aslında gerçek değil gibi bir hayat bu. Ama bu kadar insanlar ilgiyle izliyorlar ki... Yozgat Blues'dan da görüntülerimiz var. O filmle de sen çok ödül aldın. Evet. Oyunculuk ödülü aldın. Onun için onu da biraz göstermek istiyorum. Yozgat Blues'dan söz etmeden geçmek istemedim. Pardon, ne zaman çıkar peki? Yarın olmazsa öbürsü gün muhakkak çıkar. Hmm. Yeni Yozgat. Yeni Yozgat gazetesi, evet. Bu arada son bir soru. Yozgat ve Yozgatlara bir mesajınız olur mu? Şöyle bir şey belki söylenebilir. Biz farklı bir müzik yapıyoruz söylediğim gibi. Güzel müzik için tüm Yozgatlılara tek adres Delila. Dinlemeye geleceğiz. Aile bitiyor yalnız. H harfi yok sonunda. Tamam, ona da dikkat ederim. Çok teşekkür ediyorum. Bir de fotoğrafınızı alayım şöyle. Saat kulesinin önünde. Sen? Buradaki saat kulesi. Biraz daha yanaşırsanız. Evet. Çok güzel bir film tabii. Çok değil mi? Çok. Evet, Mahmut Fazıl Coşkun'un ikinci filmi. Uzak İhtimal'den sonra. Evet. Tarık Tufan'la yazdıkları bir senaryo. Yozgat'ta çektik. Yozgat için... Blues adı evet, da çok evet, şeker. Benim için de çok hoş bir deneyimdir bu. İyi oyuncularla çalıştık. Peruk zaten orada biliyorsunuz. Evet. Sağlam bir oyuncu. Çok güzel. Öyle. Ama yani bazen zaman bu tiplemeler de gerekiyor değil mi? 43 yaşında, 47 yaşında dedin hatta. Ben 43 evet. diyecektim ama. Başlayan oyunculuk hayatından birçok film, birçok rol, birçok karakter sığdırdım bugüne kadar. Ve
İstersen birkaç tanesinden söz edelim. Vivien, Küf, Albatros'un yolculuğu, Hükümet Kadın var. Evet. Değil mi? Sen aydınlatırsın geceyi, ben o değilim. Birçok film, birçok ödüller. Bütün bu yolculuğunun gönlünce devam etmesini diliyorum ben. Çok teşekkür ederim. Bir lafım var, ben çok etkilendim. Unutmamak lazım başımıza gelenleri diyorsun. Evet. Unutmak bazen hafifletmez mi aslında insanı? Orada durur ama bir yerlerde. Siz unutmaya kalkışırsanız aslında... O gerçek orada var zaten. Büyük olarak sizin bagajınız olur o artık. Siz unuttuğunuz zannedersiniz ama o unutulmaz. Bence onu olması gereken lazım. Yere koymak, ondan vazgeçmemek ve onunla yaşamayı sürdürmek lazım. Sohbetimizin yavaş yavaş sonuna geldik. Çok kısacık bir zaman. Edebiyattan konuştuk, sinemadan konuştuk, ödüllerden konuştuk. Senaryo yazmak çok önemsediğim bir alan benim için. Tabii ki kitap yazmak da öyle ama beni ilgilendirdiği için daha çok sinema diyeceğim, senaryo diyeceğim. Şimdi bir kere... Kurguyu, matematiğini az önce konuşmanın başında söyledin ama bir daha belki tekrarlar mısın benim için? Yaşadığın bir olayı tekrardan kurguluyorsun. O geçmişte yaşanmış bir şey ama bugün anlatıyorsun. Bugünün insanlarını anlatıyorsun. Yaşadığımız hiçbir şey aslında geçip gitmiyor. Aslında zaman geçip giden bir şey değil. Geçmiş... Şimdiki zaman dediğimiz bugünün içerisinde kendine yer bulmuş, içinde bekleyen, duran bir şey. Onun için unutmamak lazım. Bu yüzden geleceğe dair de kehanetler barındırır. Aslında bir tek zamanı yaşıyor gibiyiz. İçinde hem geçmiş olan, hem gelecek olan, hem de şimdiki zamanı içeren tek bir zaman parçası. Bu stüdyoya gelirken şimdiki zaman gibi gözüken şey artık geçmiş oldu. Böyle bir şey. Bu yüzden çok kıymetli yaşadığımız an, onu fark etmek çok önemli. Üretmek de bu anlamda sizin deneyimlerinizin, bu ruhunuza sinen şeylerin yeniden bir araya getirilmesi. Sizden öncekileri de yapmış bunu. Ustalarınız var, edebiyat ustalarınız. Dostoyevski de yapmış. Değil mi efendim? Bizden Yaşar Kemal de yapmış diyelim. Kemal Tahir de yapmış. Niceleri. Sait Faik de yapmış. Onların yaptıklarını sanki... Bir başka biçimde yeniden tekrarlıyoruz. Bir çeşit tamam da herkes aslında. Yapamıyor yani. Bazı insanlar yapabiliyor. Sen de onlardan birisin. Üslubunuz oluyor siz. Bu da zanaat gibi yaptıkça gelişen ve yaptıkça zenginleşen bir şey. Ben madem sonuna geldik aslında söylemeden geçemeyeceğim bir şeyi biraz da kendi mesajım gibi de sanki söyleyerek bitirmek isterim. Işıkla Karanlık Arasında kitabı var Ömer Lütfi Akat'ın. Işıkla Karanlık Arasındaki kitabın bir yerinde sizden bahseder. Gökçe Gelin galiba. Gökçe Çiçek. Gökçe Çiçek, çok özür. Gökçe Çiçek filminde sizin ertesi gün sete geldiğiniz anda elinizdeki kitaptan söz eder. Ve der ki işte doğru oyuncu ve doğru sanatçı budur der. Benim altını çizdiğim bir şey bu. Bu çok kıymetli, çok önemli. Yani mesele sadece bir filmde oynamak, bir filmi çekmek ya da onun üzerinden bir ün, para, şan, şöhret gibi titriler edinmek değil. Kendi yaşam yolculuğunuzda, dünyanın ömrüyle karşılaştırıldığında da çok kısa olan bu yaşam yolculuğunda aslında yol üstü istasyonlarından birinde doğru adamlarla, doğru yolculuklarda, doğru yerde olmaktan başka bir şey değil. Hakkını vermekten başka bir şey değil. Kişinin kendine olan saygısı ancak böyle mümkün. Siz Ömer Lütfi Akat'ın gözünde zaten ödülünüzü almışsınız. O sizi zaten sınavından geçirmiş. O iş bitmiş bence. Ondan sonrası teferruat. Bu yüzden şunu söylemem lazım. Çalışmaktan... gayret etmekten, tutkuyla sarılmaktan ve çok istemekten başka çaremiz yok. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel özetledin.
benim için de çok değerli bir anı oldu. Bozkır'da, küçük bir kasabada büyüyen, o dönemlerde kendini Robinson Crusoe gibi hayal eden. Koca yürekli, derin ama çok derin olan bu insana. Ben de yürekten helal olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Sen hep yaz, hep paylaş. İnşallah. Hep oyna, yönet. İnsanı hayata okumaya devam et, olur mu? Sağ ol. Bu kıymetli sohbet için çok teşekkür ederim. Yüreğine, ben, aklına sağlık. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyircilerim, haftaya Film Gibi Hayatlar'da tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.